Progressive Web tasarımına başlarken ilk olarak Start menüsünden All Application sekmesi altında yer alan Progressive Dive Wizard modülünü aktif hale getiriyoruz. Modül bir araç çubuğu olarak karşımıza çıkmakta. Mevcut araç çubuğu içerisinde otomasyon sıralamasını ilk bakışta gözlemleyebilirsiniz. Otomasyona başlamadan önce ilk olarak Sheet Metal Tools ile parçanın genel ayarlamalarını gerçekleştiriyoruz. Mevcut datamız dışarıdan gelen herhangi bir parametresi olmayan bir data. Dolayısıyla parçayı öncelikle sheet metalde saç parça tasarım kısmında çizilmiş gibi yazılıma tanıtmamız gerekmekte. Bu işlem için sheet metal tools araç çubuğu içerisindeki direct unfolding'i kullanıyoruz. Yapının kullanılmasında show shortcut diyerek diyalog penceresinin yapısının şu şekilde gözükmesini sağlayabiliriz. Recognize Band parçanın üzerinde seçmiş olduğumuz herhangi bir düzlemsel yüzey üzerinden tüm bandleri, tüm bükümleri tanıyacaktır. Apply devamla birlikte parçamızın üzerinde yer alan tüm bükümler NX tarafından tanınmaktadır. Model üzerinde yer alan bükümlerin tanımlanma işlemi gerçekleştirildi. Ancak mevcut bükümleri Convert to Sheet Metal komutu kullanılarak bir saç parçada Sheet Metal modülü içerisinde çizilmiş hale getiriyoruz. Yan taraflarında bulunan yıldız işaretlerinin kaybolduğunu gözlemleyeceksiniz Convert to Sheet Metal işleminin ardından. Eğer istenirse bu aşamadayken parça üzerinde bükümleri tek seferde değil de birkaç seferde yapmamız gerekiyorsa bununla alakalı olarak tanımlamalar da gerçekleştirilebilir. Yapmanız gereken tek işlem bende seçip kaç büküm yapılacağını tanımlayıp ilgili açıları belirlemeniz olacaktır. Bu bölümün içerisindeki en önemli seçeneklerimizden, komutlarımızdan bir tanesi Create Intermediate Stage komutudur. Parçanın band dizaynını iki bölümde incelemeniz gerekirse, ilk bölüm parçamızın scrap tasarımlarının yapıldığı, kesme tarı kısımlarının hazırlanacağı bölüm. İkinci bölüm ise modelin üzerindeki bükümlerin tanımlanacağı, dizayn edileceği bölümdür. Create Intermediate Stage komutu da modelin üzerinde band tasarımında yapacağımız büküm formlarının sayısını belirlemektedir. Parçayı kaç adımda bükeceğimizi ilgili bölümden belirliyoruz. 6 tane büküm istasyonu belirledim. Bu istasyonların band dizaynına 4. istasyondan itibaren katılmasını söyledim. Pitch değeri hatva olarak karşımıza çıkmaktadır. Hat ve değerini istediğiniz değer aralığında tanımlayabilirsiniz. Hat ve değerini daha etkili bir biçimde tanımlama işini modelimizi çoğalttıktan sonra gerçekleştirebiliriz. Çoğaltmanın Y yönünde olmasını istedim. 6 tane çoğaltma yapılacak. 150 hat ve ile. Model geometrimizden 6 tane daha istasyon, büküm istasyonu oluşturulmuş oldu böylelikle. Form üzerinde istenirse hat ve değeri değiştirilerek görsel bir izleme yapılabilir, gerçekleştirilebilir. Tamamen parametrik bir yapıda olduğundan buradaki çoğaltma istenildiği anda Direct Unfolding komutundaki Create Intermediate Stage ile tekrar düzenlenebilir. Pencere içerisindeki Stage Sequence bölümünde From Part to Blank seçeneği seçildiyse parçadan açınıma doğru ilerlenir.
Blank to Par seçeneği seçilirse parça üzerinde Blank tüm açılım yapılır. Ardından formlar tekrar bükülerek en son geometride parçanın bükülmüş hali oluşturulabilir. Bunun detaylarını birazdan uygulama esnasında tekrar inceleyeceğiz. Create Intermediate Stage SAMI Navigator üzerinde incelendiğinde modelimizi ve istediğimiz çoğaltma istasyonlarını, büküm istasyonlarını karşımıza çıkartmaktadır.